İyi günler sayın seyirciler. Boş Sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Hanım da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alo. Canım ciğerim, şu an canlı yayındayız. Çok özür dilerim ama yine de olabilir. Evet. Saygılar, sevgiler. İnşallah. Selam. Evet. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, İnşirah suresinde Cenab-ı Allah diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, biz göğsünü yarıp genişletmedik mi? Demek ki kalbinde bir sıkıntı var. Göğsünde. Taha suresi 25'te de Hazreti Musa diyor ki, dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. Genetik olarak devam ediyor peygamberlerde. Yani o göğsünde bir rahatsızlık, heyecan. Heyecanda meydana gelen, kalpte meydana gelen o çarpıntı veya sıkışma hissi. Aynı sülale olduğu için Hazreti Musa'dan itibaren yani aynı şey oluyor. Bak peygamberimize de var. O da diyor, bak Cenab-ı Allah diyor ki şeytan Allah'a sınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla biz göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Herhalde muhtemelen kilo almıştı biraz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zayıflıyor. Ki o senin belini bükmüştü. Yani o ağırlıktan, kilodan biraz. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Her yerde ismi duyuluyor. Evceti 2009 tane veriyor. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır. Bayağı bir güçlüklerden, zorluklardan geçmiş peygamberimiz. Ama hep sonu kolaylık olmuş. Mesela göğsüne sıkışma oluyor, rahatsızlık oluyor, geçiyor. Kilosu var, kilosunu veriyor, rahatlıyor. O anlatıyor işte, karnına taş bağlıyordu, şey yapıyordu. O rejimin etkisiyle işte. Sıcak ısıtılmış taş o, soğuk taş değil. O zamanlar termofor yok. Taş tuğla ısıtıyorlar, onu beze sarıyorlar, onu koyuyorlar. Açlık olduğu için peygamberimizde, yani olmamadığından değil, rejim yaptığı için. Kilo veriyor. Yoksa sahabeler peygamberimizi aç bırakır mı ya? Olacak şimdi. Sahabelere hakaret yani. Böyle olur öyle bir söz. Haşa yani. Kendi nefislerden daha evladır diyor. Ya tabii kardeşim. Her zaman sahabeler en güzel yiyecekleri getirip peygamberimize ikram ediyorlar. Ya evlerine davet ediyorlar ya getiriyorlar orada yiyorlar. Peygamberimizin mescidinde. Kendilerine açık da olsa bile kendilerine hicret edenlere veriyorlar. O derece tabii, bir tabii. O cahilce peygamberi öveceğiz derken haşa hem peygamberi övmemiş oluyorlar evet. Hem sahabelere haşa hakaret ediyorlar. Evet. Peygamberin öyle sahabesi olur mu ya? Evet. Peygamber aç olacak, kıvranacak ve sahabeler kendileri istedikleri gibi yiyecekler. Et yiyecekler, süt içecekler ama peygambere hiçbir şey vermeyecekler. Bu olacak laf mı? Ne kadar çirkin ya, böyle övme mi olur? Öveceğiz deyin, yalan söylüyorlar, o yalan da ellerini yüzlerine bulaştırıyor. Bir
bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Hazreti İsa da öyle. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Peygamber fakir diyor, Allah zengindi diyor, zengin ettim diyor. Yok diyor, Kur'an yanlış söylüyor, biz doğrusunu söylüyoruz diyor. Ya Allah zengin ettim dediyse zengindir. Niye inanmıyorsun ya Kur'an'a, Allah'ın sözüne niye inanmıyorsun? Başta fakir diyor, fakir olduğu dönemi de söylüyor. Ama sonra seni zengin ettim diyor. Peygamber olduktan sonra zengin oldu. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. 1956 tarihini veriyor. Maşallah. Rabbinin nimeti ne? Mehdi. İttihat-ı İslam. İslam'ın hakimiyeti. Peygamberimiz çok seviyordu Mehdi'yi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, geçebiliyor mu misafirlerimiz? Buyurun geçin. Nasıl? Yani başka birisi versin, sen geç. Şeyh Fikret Efendi nasılsınız? Şeyh Oktar Efendi geçin. Tin suresinde de Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytanı Allah'a sınırım. İncire ve zeytine and olsun. İkisi de çok şirin yiyecekler hakikaten. Çok tarihi, eski. Güzel yiyecekler. Kur'an söylüyorsa bilinmeyen birçok hikmeti vardır. Sina Dağı'na mesela, o dağda da bir şey var. Kutsal dağ, Sina Dağı. Ve şu Emin Belde'ye evet, sizden dinliyorum. Bir şeyler anlatın. Başka bir ayette de Yüce Rabbim şöyle buyuruyor. Hocam, kulumu şeytana Allah'a sınır. Onlar iman etmeyecek diye kendini kahredeceksin, öyle mi diyor? İnşallah. Peygamberimiz. Evet, inşallah. Allah'a emanet, benim anladığım peygamberimizin de kalbi sıkışıyor. Ama kilonun etkisiyle, yani son zamanı yaşlarına doğru biraz kilo alıyor. Kur'an ondan bahsediyor. Sonra hatta hanımıyla yarışıyor, hanımı geçiyor Hazreti Ayşe. Evet, evet. Resulullah sonra zayıflıyor, böyle tığ gibi oluyor. Bir daha yarış alınıyor, bir sefer Peygamberimiz bayağı bir geçiyor. O işe taş bağladı dedikleri şeyler o yani. Yani rejim yapması Resulullah'ın. Hani çok az hurma yerdi diyor ya, çok az su içerdi. Rejim yaptığı dönem. Yoksa bir oturuşta iki kuzu burnunu birden yiyor. Hadiste açık açık anlatılıyor. Hatta sahabeye şaka yapıyor Peygamberimiz. Kuzunun iki kolunu yiyor. İki ön kol bitiriyor. Evet. Kuzunun kolundan bir tane daha versene diyor. Ya Resulallah diyor, kuzunun kaç tane kolu diyor. Peygamberimiz diyor ki, bak eğer niyet etseydin diyor, o pilavın altından üçüncü bir kol çıkacaktı diyor. Yani pilavla karışık geliyor. Yani bir mucize olacaktı diyor. Oradan bir üçüncü kol daha çıkacaktı diyor. Aklın ihtiyarını almaz o. Yani normal bir insan fırına sürerlerken bir kol daha koymuş olabilirler yani. Ama öyle dememen lazımdır diyor. Yani tabii o kadar olgun değiller. Yani sahabenin bir kısmı. Yani Peygamberimizin terbiyesiyle olgunlaşıyorlar. Mesela orada onlar bir edep dersi veriyor, adab dersi veriyor, usul dersi veriyor. Yani çünkü peygamber öyle denmez. Tamam ya Resulullah dersin, pilavın altını ararsın. Aradım bulamadım ya Resulullah dersin, bu olmasa bile yani. Ama bak diyor ki, eğer davransaydın, aramaya davransan, pilavın altından çıkacaktı bir tane daha diyor.
Yani iki kuzu ön kolu yemek ne demek ya? Hangi baba eti yedir ya? Ve sıyırarak yiyor Peygamberimiz maşallah. Böyle üstüne de hoşaf tarzı falan. Maşallah dedem pervan da yani. Maşallah. O da imtihan tabii, o da imtihan oluyor. O da o kapıyı kapatabiliyor muyuz? O da kilo alabiliyor. Mesela kalbi sıkışıyor. Bak Hazreti Musa da diyor, kalbim sıkışıyor diyor. Dili tutuluyor sıkıntıdan. Yani heyecandan dili tutuluyor. İnsan yani. Hazreti Eyyub'un bir hastalığı muazzam. Ve hiç sesini de çıkartmıyor mübarek. Ya Rabbi senin diyor zikrini yapamayacak hale geldim diyor. O yüzden Allah'tan yardım istiyor. Yani diyor şeytan Allah'a sınırım. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ki o senin belini bükmüştü diyor inşallah. Yalnız tabii Hazreti Eyyub için işte çok çirkin ifadeler kullanıyorlar. Hastalığından dolayı işte yaraları şöyle dağılmıştı, böyle yara dağılmıştı. Peygamber öyle insanların haşa itici bulacağı görünümlerde münezzehtir. Hiçbir evet. Peygamber öyle bir konuma gelmez. Evet. Orada da böyle iyilik yapıyorlar. Yani böyle hani olayı iyi vulgarize edecekler. Ya kardeşim niye yalan söylüyorsun? Bilmediğin etmediğin yani niye yalan söylersin? Evet. Ne gerek var? Aklın da sarmıyor, kafan da çalışmıyor. Ya kafan da zayıf yani. Yalan söylerken berbat bir yalan söylüyorsun. Ya o kadar iğrenç şeyler anlatıyor ki yani ben burada söylemek istemiyorum. Yaralarına ilgili. Evet. Ya öyle peygamber öyle bir şey olur mu? Tabii. Niye olsun ya? Evet. Evet. Peygamber imtihanları çok zor oluyor. Hepsini anlattığınız gibi Kur'an'da Allah renklerini bildiriyor. Hastalıklar çok zor oluyor. Ama Allah'a teslimiyetleri ve tevekkülleri Allah'ın her zaman zorlukları var, kolaylığı da onlara veriyor olmak için. Ya Peygamberimizin çektiği çile, evet. O stres ortamı, savaşlar, her gün saldırı var ya her gün. Evet. Yani rahat yatağında yatma diye bir konu yok. Gece yarısı, gece 3'te saldırıya geçtiler diyor. Adamlar meşalelerle falan geliyor, psikopat adamlar. Kimi suikast yapmaya geliyor, kimi başka bir şeye geliyor. Evet. Kimi ok yağmuru atıyor. Kimi mızrak yağmuru atıyor. Yani çok acayip. Yani çok gergin bir ortam. Peygamberimizin hayatı çok zordu. Hep savaşlar, çileler, zorluklar içinde geçtim. Evet. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın ve dönüşüm de bulamazsın diyor Yüce Rabbimiz. Ve peygamberlerin başlarına gelenlerin hepsinin Allah'ın sünneti gereği hep aynı olduğunu, onda bir delilik mi var diyorlar ve alay ediyorlar. Hacılar söylemişsiniz gibi. Şeytan Allah'a sığınırım. Daha öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğiz mi sandınız diyor. Ya zaten imtihan yoksa dünyanın bir anlamı yok ki. Yani yarıya cennet, yarıya cehennem özelliği olan bir yere durmanın alemi yok. Yani Cenab-ı Allah diyor ki biz oyun ve eğlence isteseydik onun alasını yaparız diyor Cenab-ı Allah. Ben cennette alasını yapıyorum diyor. Burası imtihan yeri. Burada illaki zorluk olacak. Mesela soğuk olur, sıcak olur, baş ağrısı olur, sırt ağrısı olur, korkular olur, saldırılar olur, küfreden olur, hakaret eden olur. Vücudun bin bir türlü acizliği olur. Evet. Siz daha önce de söylemiştiniz, samimiyeti oranında da zorlu imtihan olur diye inşallah. Tabii. Mesela diyor ki Tevrat'ta evet. Tevrat'ta diyor ki Mehdi yani Moşiya o kadar çok çile çeker ki çileye sabrından dolayı kendini hayret eder. Oradan anlar diyor Mehdi olduğunu. Yani bu çileye ve zorluğa hiçbir insanın dayanamayacağını anlar. Oradan kendisinde bir fevkalelik olduğunu anlar diyor. Oradan kendisini tanır diyor. Tevrat'ta. Yani onu bir kuzuya benzetiyor zaten Tevrat'ta. Yani kişiliğini,
temizliğini, güzelliğini kuzuya benzetiyor Tevrat. Çok çile çekeceğini belirtiyor, çok acı çekeceğini söylüyor Cenab-ı Allah. Tanınacağını söylüyor Yüce Rabbimiz Kur'an'da hocam. Kulmuş şeytan Allah'a sanır. Şimdi kendilerine göre gönderilen elçiyi tanımadılar mı ki? Şimdi onu inkar ediyorlar. Yoksa onda bir delilik mi var diyorlar diye buyuruyor. Bak hep delilik iddiası sabit hepsinde. Evet. Evet şimdi yine Mehdiyet'le ilgili bir film izleyelim. Kısa bir arayla devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz inşallah. Yayınımıza devam ediyoruz. Taha suresi 39, şeytan Allah'a sığınırım. Onu yani Hazreti Musa'yı sandığın içine koy. Sandık su geçirmeyen bir sandık. Dörtgen. Yani ahşabı birbirine çok iyi rapt edilmiş. Onu sandığın içine koy, suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Onu benim de düşmanım, onun düşman olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sürekli Allah her şeyi görür. Her yerde her şeyi görür. Bak Allah orada nasıl bir macera meydana getiriyor. Dünyada bir imtihan vesilesi ve dünyada bir süs. Mesela sandığın içine koymak. Kayık da değil, sandık. Suyun içinde sandık. Bir dalga çarpsa yıkılır, devrilir yani. Suya bırak, tevekkül edecek. Onu benimle düşmanım, onunla düşman olan biri alacaktır. Önce Cenab-ı Allah bir kere benim düşmanım diyor. Allah'ın düşmanı ise peygamberin düşmanı olur. Peygamberin düşmanı ise Allah'ın da düşmanıdır. Yani bir bütün bu. Mesela Mehdi'ye düşman, o zaman Allah'a da düşman. Gözümün önünde yetiştirilmen için sürekli Cenab-ı Allah'ın gözünün önünde herkes, her şey. O sandıkta, o sandığın meydana gelmesi de. Gözümün önünde yetiştirmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Sevgiyi veren de Allah. Yani istediği kadar adam bir insan sevgi sevimli olsun. Allah sevdirmese sevilemez. Evet, sevimliliği meydana getiren de sevdiren de Allah'tır. İnşallah. Yani sevgiyi meydana getiren Allah. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Mesela hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Gezinerek. O Firavun adamlarına söylüyor. Ben madem böyle bir çocuk var diyor. Onun bakımını üstlenecek birisi var benim tanıdığım diyor. Eğer isterseniz getireyim diyor. Çünkü hiçbir anneyi kabul etmiyor Hazreti Musa. Emzirmek istiyorlar, süt anneler getiriyorlar. Hiçbirini kabul etmiyor. Bayağı gürbüz, bayağı sevimli bir şey. Tamam diyorlar onlar, o zaman deneyelim. O kadın gelsin diyor, senin dediğin gelsin diyorlar. Öz annesi gelince hemen annesinden sütü almaya başlıyor. Yani onun sütünü kabul ediyor. Annesi tabii çok seviniyor, gözü aydın oluyor. Üzülürken üzülmüyor. Bak, imtihan devamına bak. Sen bir insan öldürmüştün de, bak annesi de imtihan oluyor, kendi de daha küçükken onun farkında değil. Ama annesi imtihan oluyor.
sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmıştık diyor Cenab-ı Allah. Yani insan öldürmek çok dehşet verici bir şeydir. Bak mesela peygamber birisini, bir şahsı tevafuken öldürüyor. Yani kasten değil, tahammüden değil. Yani kazara öldürüyor. Ama müthiş üzülüyor. Müslümanın ahlakına bak. Sen bir insan ölmüş de biz seni tasadan kurtarmış. Bak tasa. Bayağı dert ediniyor. Seni esaslı bir denemeden geçirip denemiştik diyor Cenab-ı Allah. Günlerce onun acısını çekiyor. Ya sürekli o kafasında. Medyen halkı arasında da yıllarca kalmıştın. Allah ona o dönemi hatırlatıyor. Fakat Medyen'e de dikkat çekiyor tabi. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Cenab-ı Allah. Bütün tarihini ona söylüyor vahiyle. Yani duyuyor. Allah'ın her şeyi bildiğini de oradan görüyor. Yani Allah bak ben senin çocukluğundan itibaren her şeyini biliyorum diyor. Evet. Sandığa konma, olaylar, gelişmeler, annenin konumu hepsini ben biliyorum diyor. Allah gücünü gösteriyor. Yani ona güvenmesi için. Sonra bir kader üstüne yani benim yarattığım bir kader üstüne yerine kendi isteğinden gelmedin diyor Allah. Kendi iradenden gelmedin ben o, öyle istediğim için geldin diyor. Seni kendim için seçtim diyor Cenab-ı Allah. Yani ben seçtim diyor. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin. Kendi kafanıza göre değil. Kendi düşünce ayetlerimle diyor. Tevrat'la. Yani aklınıza gelen uygun sözlere göre demiyor. Ayetlerimle gidin. Tevrat'ın hükümlerine göre. Ve beni zikretmekte gevşek davranmayın. Yani az kısa konuşma veyahut erteleme bu olmaz diyor Cenab-ı Allah. Coşkuyla, samimiyetle, kararlılıkla beni zikredeceksiniz diyor. Zikretmekte, Allah'ı zikretmekte gevşek davranmak haram bir fiildir. Bütün İslam aleminde bu bela var. Tebliğe gerek duymuyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı yapıyor zaten diyor. Ya kardeşim bu lafa sen inanıyor musun? Öyle tebliğ olur mu? Biz niye yapalım diyor. Her Müslümana farzdır. Nerede görmüş öyle bir şey? Onlar namazı isteksizce kalkarlar ve Allah'ı ancak pek kazanırlar. Demek ki münafık alameti. Evet. Mesela bu yobaz takımı onun için namaz çok büyük eziyettir. O özellikle sabah namazı. Sürekli yakınıyorlar ya nasıl kalkacağız? Sabah namazı nasıl kalkınır falan kalkınır onun derdine düşüyor. Sabah size 5000 lira vereceğiz karşılıksız desen. Sabaha kadar uyumaz ya. Hoplayarak zıplayarak şey yapar. 50 kere yüzünü yıkayacaksın, 50 kere kolunu yıkayacaksın desen. 50 kere de ayağını yıkayacaksın. Her sabah 5000 lira alacaksın desen. Milyonlarca insan sıraya girer ya. Değil mi? Bak Allah sonsuz cennet vaat ediyor. İnanmadığı için yapmıyor. İnansa yapar. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Yani
tam bir azma. Makamından dolayı kudurmuş. Zaten şu anki yapılan bilimsel incelemelerde vücudunda kokain atık maddesine rastlanmış. Adam sürekli çekiyormuş demek. Kafa da ayık değil. Kokain de nereden de bulursun her yere yani. O devirde. Onu bir şekilde elde etmiş kokaini. Yapılan incelemede kokain atığına rastlandı vücudunda. Firavun'un. Azmanın nedenlerinin biri de o herhalde. Ona halim söz söyleyin, sakin, mülayim laf söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titre korkar. Bak, umulur ki öğüt alıyor ve düşünüyor. Öğüt alması, önce bir dinliyor, öğüt alıyor, hakikaten olabilir diyor. Sonra düşünüyor, düşündükten sonra da Allah'tan korkar. Bir yapın diyor Cenab-ı Allah. Yani umabilirsiniz bunu diyor. Umulur diyor. Yani imkansız değil diyor. Yani Firavun'a bile tebliğ yapıldığında demek ki iman etmesi ihtimali var. Evet. O zaman komüniste de, PKK'lıya da, efendim ateiste de artık kim varsa hepsine tebliğ yapılması gerekir. İnşallah. Nasıl? Halim, nezaketli ve saygılı bir üslupla. Kafasını gözünü yararak değil. Evet, çeşitli yazılar geliyor çok fazla. Şöyle genel olarak bir göz attım. Dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından, çünkü adam ayık değil. Birden böğürerek falan saldırabilir. Bizzat kendisi yapabilir ya da adamlarına söyleyip saldırtabilir. Onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz diyor ya, azmış bulunuyor. Evet. Azgın yani adam. Ama biz de şahsının azmasından çekiniyorlar. Evet. Çünkü orada adam onları şehit etse cezası yok onun için. Evet. Kanun hukuk da yok o devirde. Adam birden kafasına eser, hepsini keser, doğrar yani. Hukukun olmadığı bir devir. Kanun olmadığı bir devir. Cenab-ı Allah diyor ki, dedi ki, korkmayın. Korkmayın deyince farz olur korkmamaları. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Her adımınızda, her hareketinizde, her nefes almanızda, gözünüzü açıp kapamanızda, ben sizinle birlikteyim. Gözünüzün içinden bakıyorum diyor Allah. Evet. Kulağınızın içinden duyuyorum. Kalbinizin içinden biliyorum. Kolunuzun içindeki kuvvetim diyor Cenab-ı Allah. Ben oradayım diyor. Yanınızdayım. Her taraftayım. Firavun'u da çepeçevre sarıp kuşattım. Firavun'un da gözlerinin içinden bakıyorum. Sizin de gözleriniz içinden bakıyorum. Firavun'un da kulağının içinden duyuyorum. Sizin de kulağınız içinde duyuyorum ve cihetsiz de duyuyorum diyor Cenab-ı Allah. Cihetsiz de görüyorum. Önden, yandan, her yönden görüyorum diyor. Çünkü Firavun nereye görebilir? Önünü. Musa nereye görebilir? Önünü görebilir. Ama Cenab-ı Allah görmediği hiçbir yeri yok. Toprağın altını, toprağın üstünü, her yeri görüyor. Sizinle birlikteyim. İşitiyorum ve görüyorum diyor Allah. Hatırlatıyor. Bak, işitiyorum ve görüyorum. Karıncanın yürüme sesinden tut,
Firavun'un nefes almasına kadar hepsini duyuyor Allah. Biliyor. Çünkü kendi yaratıyor zaten. Şimdi haydi ona gidin diyor. Ama bayağı korkuyorlar ikisi de. Ama korkmayın dedikten sonra tabii o vahiy olduğu için kalpleri ferahlıyor. Ama daha önce korkuyorlar. Deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Ve onlara artık azap verme. Bak ne kadar makul. Biz gideceğiz diyor zaten buradan. Çekip gideceğiz. Bize de azap yapma yani. Hani dövme, sövme, öldürme, bir şey yapma. Ya bunda makul ne olabilir ya? Yani sen bizi diyor eğer bela dert olarak görüyorsan biz zaten gideceğiz diyor. Tehlike değiliz biz diyor. Ama giderken de bizi dövüp sövüp öldürmeye kalkma diyor. Ya bu kadar başka bir şey istemiyor. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Bak senin Rabbinin. Senin Rabbinin. Çünkü onda Rabbi. Senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Bu yan açmadınız bunu. Aç bunu evet. Orayı da kapat. Evet. İsrailoğullar eski bir kavim. Yani Kur'an'da çok fazla yerde zikredilir. Evet. Peygamber soyudur. İsrailoğlunu bizimle birlikte gönder. Ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayetle geldik. Bak Rabbinden diyor. Rabbimizden demiyor, özellikle Rabbinden diyor ki sapıtmasın diye. Yani senin Allah'ının emriyle hareket ediyoruz. Senin Rabbinden bir ayetle geldik. Selam hidayete tabi olanın üzerine olsun. Şalom, selam. Çok eski. Hazreti İbrahim devrinde de var, Nuh devrinde var hep selam. Evet. Ona şalom dersin. Selam. Hidayete tabi olanların üzerine olsun. Allah bir hidayet veriyor. Ona tabi olacak. Hidayetle mücadele etmeyecek. Allah hidayet verdi mi? Teslim olacak. Gerçekten bize vahyolundu ki, doğrusu azap yalanlayan ve yüz çevirenlerin üstünedir. Eğer yalanlar ve yüz çevirsen azap gelir diyorlar. Bize böyle vahyolundu, sana bildiriyoruz diyorlar. Firavun diyor ki, sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? Bak bu sefer, benim Rabbim kimdir demiyor. Onlar zaten bizim Rabbimiz demiyor, senin Rabbin diyorlar. O da diyor ki, kabul etmediği için, sizin Rabbinizin, Rabbiniz kimdir ey Musa? Musa dedi ki, bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir. Önce yaratıyor, sonra da doğru yolunu gösteriyor diyor, Tevrat'la. Firavun dedi ki, İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Yani ilk çağ insanları, hani kabataş, yontmataş diyorlar ya, şimdi de merak ediyor, ateistler soruyorlar. Yani onların durumu nedir? Onlar din gördü mü? Onlar İslam'la tanıştı mı? Yani onlar ilkel bir hayat yaşıyorlardı diyor. Mağaralarda yaşıyorlardı. Ta o zaman var o kafa, yani yeni bir şey değil bu. Musa dedi ki, bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Yani Allah katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Onları da unutmaz diyor. Ve şaşırmaz diyor. Sen merak etme diyor. Yani ilk çağdaki insanlar onlara da din göndermiştir. Onlara da peygamberin göndermiştir. Şaşmamıştır.
ve unutmamıştır. Eski çağları niye unutsun Allah diyor. Bunun bilgisi Rabbim katında bir kitaptadır. Tabii 3-4 aşamalı işare anlama bakacak olursak Harun Yahya kitaplarını da işaret eder. Çünkü Darwinizmi ve ilk çağdaki insanların durumunu anlatan bir kitap. Dünyadaki tek kitap şu an. Yaratılış Atlası bu konuda. Yani ezici delillerle net anlatan. Geçmiş çağdaki insanların durumunu anlatan bir kitap. Bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Yani ikinci işare, üçüncü işare anlam olarak bu Yaratılış Atlası'na da bakıyor diyebiliriz. Ki Rabbim diyor Musa Aleyhisselam yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı, mehdi kıldı diyor. Bak yeryüzünü sizin için bir mehdi kıldı. Özellikle seçerek söylüyor bunu. Yani yeryüzünü sizin için bir ev kıldı diyebilir, bir muhafaza edecek bir bir kap kıldı diyebilir, barınak diyebilir, çadır kıldı diyebilir. Yani yüzlerce, binlerce kelime var. Değil mi? Evet. Ya yüzlerce, binlerce kelime var. Ama bu kelimenin içerisinde Mehdi kelimesini seçiyor. Arapçasında, Kur'an'da o şekilde geçiyor. Mehdi diye geçiyor. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir mehdi kıldı. Sizin için onda, sizin için yollar döşedi yeryüzünde. Asfaltlar, otobanlar. Otobanı belediye yapmaz, Allah yapar. Diyor ki mesela biz diyor bilmem kaç kilometre yol döşedik. Sen döşemedin, Allah döşedi. Kafanın içinde o yol. Kafanın içinde görüyorsun sen yolu. Arabaya bindin mi kafanın içinde görüyorsun yolu. Habire bir yol akıyor kafanın içinde. Onu Allah yaratıyor. Dışarıdaki yoldan bahsediyorsun, o nerede diyoruz, o da kafamın içinde diyorsun. O zaman kim yaratmış? Allah yaratmış. Bilimsel bir gerçek. İman konusu değildir bu, bilimsel gerçek yani. Gökten su indirdi. Suyu da indirir, İsa Mesih'i de indirir Cenab-ı Allah. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkardık. Hayatı canlandırdık. Her bitkinin çiftler hali olduğunu da Kur'an söylüyor. Bir mucize bu. O devirde bilinmemesi lazım. Nereden bileceksin? Bir çiçek var, ortasında bir şey var. Yani onun erkeklik organı olduğunu, onun onu döllediğini bilmek yani mümkün değil o zaman bilimiyle. İmkansız. Ama Kur'an hem erkek hem dişi olarak bitkileri yetiştirdik diyor. Bitkiler hem erkek hem dişidir diyor. Ve çiftleşirler diyor bitkiler. 1400 yıl öncesinden. Bilim daha yeni bu yüzyılda buldu bunu. Bu gerçeği. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Bitkilerden de, meyvelerden de, sebzelerden de, Allah'ın yerde meydana getirir şey. İşte maydanoz, domates, biber, kabak, fasulye, aklına ne gelirse. Evet. Ve her türlü meyve. Yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Onlar da ne şekerler ya, gırt gırt sürekli habire yiyorlar ya. Ana konu bu oluyor, yatmak, uyumak ve yemek yemek. Baya kötü oluyor otlara. Otu da biçimli koparıyorlar, otun lehine bir şey bu. Yani güneşi daha iyi görüyor, öbür arkadaşların mesela öbür otlara da faydası oluyor. Yoksa otlar birbirine girer, kurur, vurur falan bir şey olmaz. Orada bir faydaya dönüyor, ete dönüşüyor, süte dönüşüyor, ot. Ot bir süre sonra et ve süt oluyor. Şüphesiz, bak hep şüphesiz demek şüphe etmeyin anlamındadır. Kur'an'da hep geçer. Gerçekten şüphesiz, yani şüphe etmeyin diye.
Çünkü insan şüpheye açık yaratılıyor. Öyle yaratıldığı için hep şüphesiz, şüphesiz, şüphesiz. Evet. Gerçekten. Yahut yemin eder Cenab-ı evet. Allah. Evet. Şüphe etmesinler diye. Bunda sağduyu sahipler için elbette ayetler vardır. Yani makul kafada olan, makul düşünen, vicdanlı düşünen, dengeli olan insanlar için ayetler vardır. Evet. Ama kafası uçuksa, derin düşünemiyorsa, kalbi kararmışsa, vicdanı kararmışsa, ona etki etmez tabii. Sizi ondan yarattık, topraktan, yerden. Yani insan daha önce yokken, evet. işte maydanoz, domates, biberden babası yiyor. Onun vücuduna sperm oluyor, annesine de yiyor, yumurta oluyor. İkisi evet. birleşiyorlar. Sonra annesi yine besleniyor. Otlardan oluşan, yerden, topraktan oluşan nimetlerle besleniyor. Koskoca bir insan oluyor. Sonra o insan oluyor, yine toprak oluyor. Sizi ondan yarattık, topraktan yarattık, ona geri vereceğiz. Toprağa geri vereceğim size diyor Cenab-ı Allah. Yani sizi topraktan aldım, toprağa geri vereceğim. Sizi bir kere daha ondan çıkaracağız. Yine o topraktan yeniden çıkaracağız. Yani dünya toprağı kullanılıyor. Yani bu Allah'ın hikmeti. Yani mesela halbuki Allah başka yeni bir topraktan çıkarabilirdi insanları. Ama dünya toprağından çıkaracağım diyor Allah. Yani dünyayı dümdüz ediyor. Güneşi, ayı darmadağın ediyor. Evet. Benim anladığım hepsini birleştiriyor. Yani çok geniş bir alan meydana getiriyor. Ama düz bir alan. Evet. Bu tabii Allah hemen bunu soğutuyor. Çünkü zaman olmadığı için. Yani Cenab-ı Allah istese bunu an içinde soğutur. Çünkü zaten soğutmuş an içinde. Yani milyonlarca seneye ihtiyaç yok. Ama isterse de kullanır Allah. Milyonlarca seneyi de kullanır. Ama milyonlarca sene insanlar katında bir saniye olur. Evet. Yahut 10 dakika olur. Mesela 100 milyon senede soğur. Yahut 1 milyar senede soğur. Ama insana sorduğunda ne kadar süre geçti dersen adam 10 dakika geçti der. Zaman yok çünkü izafi. Andolsun biz ona yani insana ayetlerimizin tümünü gösterdik. Yani atomdaki yapıyı gösterdik, hücredeki yapıyı, kromozomdaki koful, mitokondri hepsindeki yapıyı gösterdik. Görmeyen var mı? Görüyor herkes. Otlarda, çiçeklerde, hayvanlarda hepsini gösterdik. Fakat diyor Cenab-ı Allah, o yalanladı ve ayak diretti iman etmemekte. Allah'ın yarattığını kabul etmiyor ve bunu da diretiyor diyor. Diretti diyor Allah. Sonra dedi ki ey Musa sen bizi sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkartmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Niye kafayı böyle takıyor biliyor musun? Çünkü Hazreti Musa diyor ki bak benim istediğim senden diyor. Firavun diyor, senin istediğin. Beni bırak diyor, arkadaşlarımı da bırak, biz gideceğiz diyor. Yani senin ülkene benim bir bağlılığım yok diyor. Yani bir kafayı takmıştım, zapt etmeye, hakim olma, hükümran, öyle bir derdim yok benim diyor, öyle bir amacım yok. Benim amacım bize dokunma diyor, yani asıp kesme, dövüp sövme, bir şey yapma. Biz buradan gideceğiz, buraları sana bırakacağız zaten diyor. Ama adam ne diyor? Dedi ki, ey Musa seni... Sen bizi sihrinle yurdumuza sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Kafayı çizmesinin nedeni Firavun'un Tevrat'ta uzun uzun Moşiyah'ın geleceği ve dünyaya hakim olacağı, bütün o bölgeye hakim olacağı geçiyor. Yani Nil'den Fırat'a kadar, Mekke'ye, Medine'ye kadar, hatta Kıbrıs'ın bir bölümüne, Kıbrıs'a kadar. Efendim
Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamını içine alacak şekilde bir hakimiyetten bahsediyor Cenab-ı Hak. Nil, bak şeye de Mısır'a kadar da gidiyor şey. O sınırlar. Onu gördüğü için kafayı çiziyor. Tevrat'ta açık açık yazıyor. Moşiyah, Mehdi hakim olacak diye. Madem böyle diyor, biz de sana buna benzer bir sihirle geleceğiz. Sihir olduğundan emin. Şimdi bir buluşma zamanı ve yeri tespit et. Ama yine de bak demokrat yani Firavun. Yani başkası olsa darmadağın eder yani şu an dünyada Firavun'dan bin beter adamlar birçoğu yani. Güney PKK'nın olduğu bölgede sen Allah'ı anabiliyor musun? Antabiliyor musun? Antamazsın yani. Bizim de senin de karşı olamayacağımız açık ve geniş bir yer olsun. Açık ve geniş yani geniş bir alan tespit et diyor. Ondan sonra buluşma zamanı da tespit et. Yeri de tespit et diyor. Yani onu Musa'ya bırakıyor. Evet. Özellikle. Tabii biraz da puan kazanmak istiyor dinleyenlerden. Yani hani meydan okumuş oluyor ya. Yani kendine güvenini göstertiyor. Ama mesela kendi yer ve zamanı hepsini tespit etse onda şüphe olur diye düşünüyor. Ama ona bıraktığında şüphe olmayacağını düşünüyor. Musa dedi ki buluşma zamanımız ülkenin bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun. Bayram günü, yani Mısır'da bir bayram günü var, çok eski. Ve insanların toplanma vakti o bayramda kuşluk vaktinde toplanıyorlar. Bayram günü o zaman toplanalım diyor. Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti, cevap vermeden çekip gidiyor. Hileli düzenini bir araya getirdi büyücüleri. Sonra geldi. Musa onlara dedi ki size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan düzüp uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü kurutur. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Yani çünkü yapacağınız bir gerçek değil diyor. Yani göz bayma. Yani hipnoz yapacaksınız diyor. Sihir yapacaksınız diyor. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başlarlar Firavun adamları. Yani böyle mırıl mırıl konuşuyor kendi aralarında, dedikodu yapıyorlar. Sonra diyorlar ki, dediler ki bunlar herhalde iki sihirbazdır. Çünkü kendileri sihirbaz ya. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendin gibi derler ya. O da öyle kendi gibi biliyor yani. Sizi sihirlerle yurdunuza sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar. Mehdi'ye de aynı şeyi söylüyorlar ya. Evet. Çünkü Mehdi tek bir dünya devleti meydana getiriyor. Evet. Tek bir yapı meydana getiriyor. Açabiliriz pencereyi. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin. Yani bir tane iki tane hepiniz bir araya getirin. Sonra gruplar halinde gelin. Bak meydan okumayı görüyor musun? Evet. Gruplar halinde gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. Ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. Yani hep böyle demokrat bir tavır gösteriyor dikkat ederseniz. Yani kuşkuya mahal vermemek için yapıyorlar bunu. Dedi ki hayır siz atın. Sonra hemen ne görsün sihirlerinden dolayı ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyorlarmış gibi göründü diyor. Yani bayağı oynuyor yılanlar falan. Musa bu yüzden kendi içinde bir tür korku duymaya başladı diyor. Ya ne yapacağım ben şimdi bu adamlarla gibisinden. Allah diyor ki korkma dedik bir daha. Muhakkak sen üstün geleceksin. 1956 tane veriyor Ebced. Bu 68. ayet Taha suresi 68. Korkma dedik. Muhakkak sen bu muhakkak sen kelimesi 1956 tarihini veriyor.
muhakkak sen üstün geleceksin. Yani açık açık Mehdi'ye bakıyor yani. Çünkü Bediüzzaman Mehdiyet'in başlangıcı olarak söylüyor 1956 tarihinde. Diyor ki bir yeni nuru Kur'an mu zuhur edecek diyor. Yani Risale-i Nur'un dışında. Bak yeni, yepyeni bir nuru Kur'an mu zuhur edecek bu tarihte diyor 1956'da. Tam da bilemiyorum diyor. Hep uslubu odur. Bediüzzaman. Ya söylüyorsun işte. Tamam. Bak yepyeni bir nuru Kur'an mı zuhur edecek? Evet. Alenen Mehdiyet. Evet. 1956. Ama tam bilemiyorum, çıkaramıyorum diyor. O nezaketidir şeyin uslubu, Bediüzzaman'ın uslubunun nezaketidir. Bütün konuşmalarında vardır. Evet. Eğer diyor bu adamların bu fitnesi zahir olmazsa 20 sene sonra tokatları dehşetli olacak diyor. Bu iki tarih birleştirirse diyor, miladi 1971 tarihini verir diyor. Evet. O tarihte dehşetli bir şeyden haber verir diyor, 1971. Evet, evet. 12 Mart, komünistlerin ayaklandığı evet, dönem. Evet. Ondan sonra Türkiye'nin dengesi bozuldu zaten 1971'den sonra. Açık açık söylüyor, 20 sene sonra diyor. Evet. Tokatları dehşetli olacak diyor, şu anki tohumların mahsulü ıslah olmazsa diyor. Evet. Yani o komünist hareket o zaman tohum olarak görüyor, onların mahsulü diyor bak, evet. Mahsulü. İslah olmazsa, düzeltilmezse, evet. Eğitilmezse tokatları dehşetli olacak diyor. İnşallah. Kabataş, yontmataş filan iddiaları Firavun devrinde de var. Olmayan bir şey. Evet. Hep bunlara inanmışlar. Evet. Evet. Böyle ilkel adamlar vardı, evet. Şey adamlar vardı. Hazreti Musa da böyle bir şey yok diyor. Evet. Hepsi Allah'ın katına diyor, kapatabilirsin. Evet. Korkma dedik, muhakkak sen üstün geleceksin, sağ elindekini at diyor Cenab-ı Allah. Onların yaptıklarını yutacaktır, çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz. Büyünün haram olduğuna dair de ayettir bu. Genç kızlar bayağı meraklı büyücülere. Büyü haramdır. Bak büyücü ise nereye varsa kurtulamaz diyor Cenab-ı Allah, açık. Kur'an hükmü yani. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Ama Harun'u öncelikle söylüyor. O da tabi maniler. Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi diyor. Adam psikopatlığı başlıyor. Daha önce demokrat takılıyordu değil mi? Şimdi psikopatlığı ele alıyor. Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Lan daha önce sen demiyor muydun? Güvenin işte benim büyücülerime falan diyordun. Evet. Değil mi? Musa'yı da ezecekler diyordun. Evet. Şüphesiz o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. O halde ben de elleriniz ve ayaklarınızı çapraz olarak keseceğim. Bak sapıtıyor şimdi. Evet. Azmış diyor ya, azmış burada çıkıyor. Önce demokrat havasında, şu an azıyor. Dediği olmadığı için. Ve sizi hurma dallarında sallandıracağım, asacağım diyor. Siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş ve daha sürekliymiş öğrenilmiş olacaksınız diyor. Yani Allah'ın azabı mı şiddetli, benim mi diyor göreceksiniz diyor Allah'lık iddia ettiği için. Derler ki bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih edip seçmeyiz. Helal olsun. Bak onlar da delikanlıymış. Neyse hükmünü yürütebileceksen durmaksızın hükmünü yürüt. Yapacağını yap diyorlar. Sen yalnızca bu dünya hayatının hükmünü yürütebilirsin. Gerçekten biz Rabbimize iman ettik. Günahlarımızı ve sihir dolayısıyla bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin suçumuzu bağışlasın. Bak sihir dolayısıyla ve bizi bak bir sihir için tövbe ediyor, bir de bizi kendisine karşı zorlayarak sürüklediğin, Hz. Musa'ya karşı ayaklanmasını istiyorlar ya, evet, evet.
suçumuzu bağışlasın. Allah daha hayırlıdır, daha süreklidir. Gerçek şu ki kim Rabbine suçlu günahkar olarak gelirse hiç şüphe yok. Onun için cehennem vardır. Onun için de ne ölebilir ne dirilebilir. Kim ona iman edip salih amellerde bulunarak, yani samimi amellerde bulunarak, ama önce iman edecek, samimi amellerde bulunarak Allah'a gelirse, ona gelirse, işte onlar için de yüksek dereceler vardır. İçlerinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan Adnen cennetleri de onlarındır. Ve işte bu arınmış olanların karşılığıdır. Arınmış. Yani kirlerinden, yanlışlıklarından arınmış. Evet. Ne kadar çok soru gelmiş ya. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, yine devam edelim. Yayınımızda videoyla devam ediyoruz inşallah. Hoş sohbetler programımızın sonuna geldik. Az sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımızda tekrar karşınızda olacağız inşallah.